Bir seçimle başlar her şey. İyi olanı seçebilirsen, geleceği doğru şekillendirebilirsin. Biz, sağlam, güçlü ve mutlu bir gelecek için uygarlığın yapı taşı betona hayat vermeyi seçtik. Çünkü hayata dokunmak için varız. Özseç Beton. Doğru seçim. Kalite ve güvenin adı Özseç Beton'un katkılarıyla Ay Işığı başlıyor. Ay Işığı. Hazırlayan ve sunan Ahmet Akif Yılmaz. Yanakları, saçları, gözleri yanmış. Zehirli gaz bombaları yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini. Ağızları, küçücük dilleri yanmış. Bütün Beyrut sapsarı kalmış. Sanki ağlamak imkansız. Başları paletlerle ezilmiş babaları. Yahudi doğramış anaları, binlerce çocuk topların, betonların altında. Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında. Müslümanlarsa uzakta, sanki başka gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşımda. Gözüm baksın sadece, ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri, kemikten yakılmış etleri, kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, bir seyirci gibi görsün, dursun, bir kadın gibi ağlasın. Beyrut, yengeç kıskacında, çoğu Müslüman, kafir yanında. Yaslanmış yastıklara, sonunu beklerler filmin. Sen, Filistin hokkaları doldur kanla. Şairler, eğer ahın varken, uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, her biri kanlı bir ateş gibi korku, bir azar, bir şamar olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın. Bu ateş bulutu hangi kavmin üzerinde, çam ormanlarının salınışında, kuşların cıvıldayışında, otların serin tenlerinde, eğer varsan bakıp görmeye, şeffaf perdenin az ötesini, bir ateş bulutu var, en bildik yerde, en emin yerde. Ve bak asıl ölen yaylalar, villalar, tok karınlar, hissiz dudaklar, gayretsiz kalpler, asla değil kavruk çölde yatan kadavralar. Farz et körsün, olabilir. El ele tut, taş al ve at. Kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın, bir yumruk harbinde nasıl kaçtın, en arka safta bile kalmadın, cengi attın,
dünyaya daldın. Tezeye konan sinekler gibi. Dönüyor burgaç. Dünya üstten yanlardan daralıyor. Ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et, dua et, o gün henüz mahşer olmasın. Daralan Vakitler isimli şiirinde Cahit Zarifoğlu Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından uygulanan şiddeti kaleme alıyor efendim. Şair İsrail şiddetinin etkilerinden bahsederken diğer yandan da İslam aleminin, Müslümanların Filistin'e sahip çıkmadığını anlatıyor 10 yıllar önce. Efendim ne kadar taze, ne kadar bugün gibi kaleme alınmış bir şiir değil mi? Tam da sanki bugünleri resmediyor. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramını 10 yıl önceden resmediyor ama aslında İsrail terör efendim örgütü diyelim, devlet demeyelim çünkü bir devlet bunu yapmaz. Bir devletin ilkeleri olur, ahlakı olur, savaşın bile bir efendim hukuku vardır. Hiçbir hukuk tanımıyor çünkü bunlar ki bir terör devleti olarak kurulmuş, terör örgütü olarak maalesef şu an Filistinli kardeşlerimizin üzerine ateş olup yağıyor tabiri caizse. Çok acı bir soykırım gerçekleşiyor efendim Gazze'de. İsrail'in efendim 17 yıldır abluka altında aldığı Gazze'yi içindeki 2 milyondan fazla insanla tamamen yok etme düşüncesi ve saldırılar tekrarlanan soykırımdır ve maalesef dünyanın gözü önünde bu devam ediyor. Gazze soykırımı İsrail için işgaldir. Filistin halkının topraklarını tamamen gasp etmektedir. ABD ve Avrupa devletleri içinse bu bir din savaşıdır ve maalesef şu an bütün güçleriyle, ordularıyla, savaş gemileriyle İsrail'in yanında yer alıyorlar. İsrail'in yanında efendim bu zalimliği, bu soykırımı destekliyorlar. Rabbim bu anlamda Müslümanlara da bir an önce uyanış nasip etsin. Efendim Batı medeniyeti hedefinde Müslüman halkların olduğu bir işgal, savaş ve ablukayı fiilen ya desteklemiştir ya da tarafsız kalma siyasetiyle oluk oluk akan kana göz yummuştur. Adını net bir şekilde koymamız gerekiyor. İsrail tahakkümü altına aldığı Hristiyan Batı'yı da yanına alarak Müslümanlara karşı bir din savaşı başlattı. Ve buradan da dönmeyecekler çünkü tüm motivasyonlarını, cesaretlerini ve öldürme arzularını tahrip ettikleri dinlerinden alıyorlar. O efendim bozulmuş olan inançlarından alıyorlar. Böylesi gözünü karartmış bir güce karşı ancak güçle karşılık verilebilir. İslam ülkelerinin ortak askeri güç oluşturması fikri bugün için en büyük caydırıcı seçenek olarak önümüzde duruyor. Somut bir adım atılmazsa, caydırıcı bir siyaset ortaya koyulmazsa bir sonraki işgal adımı daha büyük olacaktır. En kısa zamanda efendim İslam alemi, İslam ülkeleri bir güç oluşturup bu zalimliğe, bu barbarlığa, bu soykırıma inşallah son vereceklerdir diye ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Efendim programın başındayız. Cahit Zarifoğlu'nun şiiriyle sizleri selamladık. Daralan Vakitler isimli şiiriyle bu vesileyle de Cahit Zarifoğlu'nu rahmetle, duayla yad edelim. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Efendim sizler de gündeme dair paylaşmak istediklerinizi, yayında okunmasını istediğiniz mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bunun için 0552-233-1022, 0552-233-1022 WhatsApp iletişim numaramız efendim. Sırada yine bir Filistin şiirimiz var. Filistin Ağlıyor şiiri var. Efendim onunla devam edeceğiz.
Stüdyomuzda bizim yanımızda da misafirlerimiz var. Uzaklardan İsviçre'den sevgili Üsame burada bizim yanımızda. Bütün gurbetçileri temsilen efendim geldi bizi ziyaret ediyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Canlı canlı burada şiirleri dinleyecek. Efendim birçok programda teşekkür etmek istiyorum. Her defasında unutuyorum. Sevgili Muhammed Yuş'a teknik masada bize destek oluyor. Teknik departmanda bize destek oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve İrfan Karapınar'ın Filistin Ağlıyor isimli şiiriyle devam edeceğiz efendim. Efendim hayat devam ediyor. Tabii ki kardeşlerimizin derdiyle dertleneceğiz. Elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya çalışacağız. İlerleyen dakikalarda inşallah sizlerin de önerileri mutlaka olacaktır ama yapmamız gereken ne bu zamanda? Sosyal medyada ki sosyal medyada aslında o küresel efendim baronların siyonist gücün etkisinde elinde olan bir mecra ama kısmi olarak Facebook efendim Instagram ciddi anlamda engelleme yapıyor ama X Twitter bu anlamda biraz daha özgürlük tanıyor. O mecraları çok iyi kullanmamız gerekiyor Filistin'e destek noktasında. Yine boykotlara ciddi anlamda dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu zulmü, bu soykırımı, İsrail'in bu soykırımını destekleyen bütün firmalara kesinlikle boykot uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle oradan alışveriş yapmamamız gerekiyor. Bu anlamda çevremizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında ne yapabiliriz? Efendim tabii ki gücümüz nispetinde Filistinli kardeşlerimize yardım kuruluşları vasıtasıyla yardım göndereceğiz. Duamızı yapacağız. Herkes gücü nispetinde yapabildiklerinden sorumlu. Rabbim bu anlamda hepimize inşallah gücümüz nispetinde mücadele edebilmeyi nasip etsin diyorum ve şiire geçiyoruz. Ay ışığı. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Tütsüsünde cinnet dolaştıran bir yalancı havrada, nice günahları emzirmiş Museviler sinsi bakışır. Ketum ve azgındırlar, Kabala'dan cehennem fışkırır. Siyon yıldızı ezberlerinde ne mümkünsüz saatleri delirtiler. Süleyman mabedinin rüyasında kan dökülmekte. Önce gizliydi ateşleri, sonra mahşeri avuçladılar. Olmazların olurunda aleni bir şuursuzluk, asırların intikamını almada Yahudiler. Vaat edilmiş topraklara ulaşma arzusunda kısık gözleri. Duvar örülmüş, sadece gökyüzü açık. Oradan yalvarmada Allah'a nice mazlum, nice mazlum tek bir duayı yakarmada. Ah, cedlerinin yanlışları pahalı geldi. Yazık. Tarihin manidar bakışları pek de yaralayıcı. Ağlama duvarı sinsi yakarışlara gebe sahte gözyaşlarıyla. Hücumda zulmün silahları kahpe vicdanlar suskun. İlelebet gitmez elbet. Diner anaların feryadındaki çığlık. Cübbesinden karanlık savuran hahamların siyahından kaçan analar naçar, bebekler aç, hastalar mefhum bir yalnızlıkta. Sinsi ayak sesleri ta buradan duyuluyor. Ağlar Mescid-i Aksa, ağlar onunla evladı Fatihan. Kudüs'ü yılların ezberini bozmuş zihniyetler çiğner. Ki pekala bilirler, acziyettir sonları. Bilirler, felakettir sonları. Çıplak ağaçlar
çöl rüzgarında daha bir sert, çıplak çocuklar zulüm pınarında kemale erer. Gafiller onların kanlarıyla sulanan çiçekler derer ve uzatırlar aşk niyetiyle sevgililerine. Nasıl uyumalı? Nasıl uyumalı? Bu vahşeti nasıl duyurmalı? Bu vahşeti nasıl duyurmalı? Kan akıyor, dünya bakıyor. Filistin ağlıyor, bebekler ölüyor. Şifasız diyar naçar, insanlık hala gülebiliyor. Filistin ağlıyor. Efendim, yakın dönemde malumunuz Bosna Savaşı'nı hatırlayanınız muhakkak vardır, yaşı 40 civarında olan dinleyicilerimiz. Srebrenica katliamını hala konuşuyoruz, günü geldiğinde efendim kınıyoruz. Ama bugün dünyanın gözleri önünde şu ana kadar vefat sayısı Gazze'de 6000'i aştı. Resmi rakamlara göre bir de yıkılan binaların enkazında olan efendim orada şehit bedenleri var. Ve bu 6000'in 3'te 1'i 2000'e yakını çocuk. Efendim çocuk, yaşlı, kadın, genç demeden istisnasız herkesi öldürüyor. Katil İsrail. Rabbim bir an önce inşallah bu zulmü, bu soykırımı durdurmayı nasip etsin. Bu anlamda İstanbul'da bu cumartesi günü büyük Filistin mitingi olacak Atatürk Havalimanı'nda. Bunu da vakti gelmişken duyurmuş olalım. Efendim bütün dinleyicilerimizi oraya davet ediyoruz. Yapabileceklerimizden, yapabildiklerimizden sorumluyuz dedik ya. İşte yapabileceğimiz bir şey. En azından o meydana gelip orada İsrail'i kınayan konuşmaları yapıp orada sesimizi duyurmamız dünyaya bir mesaj noktasında önemli kıymetli dinleyiciler. Gelen mesajlardan hemen bir tanesini değerlendirmek istiyorum. Selamun aleyküm, hayırlı huzurlu yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Yaklaşık iki hafta öncesine kadar benim için çarşamba günü geldiğinde farklı bir keyif alıyordum. Lakin Gazze katliamı başladığından bu yana hiç huzurum kalmadı. Bir memlekete göz göre göre soykırım yapılıyor, orantısız güç kullanılıyor, masum insanlar katlediliyor. Asrın Nemrutları yamyam batının desteğiyle bir avuç Müslümana her türlü zulmü reva görüyor. Fakat ne bir Avrupa ülkesi ne de aynı karakteri paylaşan diğer paydaşları bir kelime bile etmiyor. İslam ülkeleri desen sadece konuşup tepki göstermekle yetiniyorlar. Bu hadise karşısında hüzne gark oluyoruz ve hiçbir şey yapamamanın çaresizliğiyle kahroluyoruz. Rabbimiz bütün İslam coğrafyasına hürriyet ve fetih nasip eylesin ve zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Geceniz mübarek olsun, kalın sağlıcakla diyor İstanbul'dan Hüseyin Genç abimiz. Natuvan mahlasıyla her programda yeni yazdığı şiirlerine de ses oluyoruz. Yine bugün programın içerisinde Filistin temalı bir şiirine ses olacağız. Efendim duygularına, düşüncelerine katılmamak mümkün mü? Hepimiz aynı duyguları yaşıyoruz. Dedim ya az önce efendim, dua edeceğiz ve gücümüz nispetinde mücadele edeceğiz. Rabbim yardımcımız olsun, bu soykırıma bir an önce dur diyebilmeyi nasip etsin. Efendim sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. WhatsApp iletişim numaramız 0552-233-1022. Biz de bir Filistin şiiri daha okuyalım, ardından da bir eser yayınlayalım. Ah Filistin başlığıyla Seyfettin Kara Hocagil'in şiirine ses olacağız efendim ay ışığında. Müzik.
hakkı kenara koyduk, hüküm batıla kaldı. Yıkılsın kahpe dünya, 3-5 katile kaldı. İnsansız bir dünyada hayat süren mahlukat, vicdanın el verirse gir inine rahat yat. Filistin bu potada ateşle yoruluyor. Onlarca yıkılıyor, yüzlerce doğruluyor. Katliam karşısında felç olmuş koca cihan, düşün neyin bedeli kaybettiğin imtihan. Filistin dediğimiz miracın kapısıdır. Ey Müslüman, yıkılan dininin yapısıdır. Öyleyse tavır al, gelsin umuda bahar. İsrail köpeğine bütün dünya olsun dar. Filistin'de kanayan 70 yıllık yaramdır. Kanı durdurmayana nefes bile haramdır. Şu ödlek Yahudi'yi iyice tanıyorum. Bir Müslüman olarak Rabbim utanıyorum. Küllenmiş imanları ya Rab yeniden yandır. Müslüman dünyasını bu gafletten uyandır. Ruhlar ölü, zihin kör, vicdanlar çoktan sağır. Sana sığındım Rabbim, bu hesap gayet ağır. Yüreğim Filistin'de, orada olmayı ister. Sen yardım et ya Rabbi, bir mübarek yol göster. Yüce Rabbim, kırılsın katillerin elleri, Kahhar ismin hakkı için gönder ebabilleri, gönder ebabilleri. Çıkamazsan ona yanarım. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Şerefli bayrağı burca dikemezsen ona yanarım. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını. Oy yiğidim, oy civanım, tüketme umutlarını. Zalimlerin tahtlarını yıkamazsan ona yanarım. Hainlerin tahtlarını yıkamazsan ona yanarım. Tüketme umutlarını, zalimlerin tanrısı.
günahlarını. Yıkamazsan ona yanarım, hainlerin tahtlarını. Yıkamazsan ona yanarım. Ayşe, kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Filistin alev alev yanıyor. İsyanda vicdanı beşer, ağlıyor. Günahsız insanlar öldü, ölüyor. Feryatları yürekleri dağılıyor. Filistin'im alev alev yanıyor. Gel de arama sen zalim Hitler'i. Tamamen yok etmedi bu itleri. Ta ezelden bozuk cibiliyetleri. Filistin'de insanlar öldü, ölüyor. Bütün dünya bakıp bakıp gülüyor. Ey lanetli ihanetin derindir. Cehennemde gayya senin yerindir. Her türlü fitne senin eserindir. Filistin'de insanlar öldü, ölüyor. Hayber'in kini mi seni çıldırtan? Kudüs köpek gibi böyle saldırtan? Çoluk çocuk ayırmadan öldürten, Filistin'de insanlar öldü, ölüyor. Bütün dünya bakıp bakıp gülüyor. Fitne fesat çıkarmak senin işin. Şeytana dost olmada yoktur eşin. Seni saklamayacak toprak taşın, Filistin'de insanlar öldü, ölüyor. Bir gün Müslümanlar sizi bulacak, Filistin'in intikamını alacak. Belki erken, belki de geç olacak. Filistin'de insanlar öldü, ölüyor. Seyrani de sana lanet ediyor. Senin gibi vahşiye kin güdüyor. Gazze ile birlikte beşer ölüyor. Filistin'im alev alev yanıyor. Bütün dünya bakıp bakıp gülüyor. Ayşe, kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Biz Allah'ın izniyle geleceğin İslam'ın olacağına inanıyoruz. İnsanı canlı tutan en önemli etken umuttur. Umutlarımızı mutlaka canlı tutmalıyız. İnancına bağlı bir müminin ümidini kaybetmesi mümkün değildir. Çünkü Yüce Allah müminin her halükarda kazançlı olduğunu bildiriyor. Müminin ihlasla yaptığı hiçbir şey karşılıksız kalmayacaktır. Bu dünyadaki sonucu belirleyen Allah'tır. Bize düşen gücümüz nispetinde gayret sarf etmektir kıymetli dinleyiciler. Bunu asla unutmamalıyız. Bütün mücadeleyi böyle yapmalıyız. 0552-233-1022 WhatsApp mesaj hattımıza gelen mesajları hemen paylaşmak istiyorum. Hayırlı yayınlar Ahmet Akif Bey, tüm Gazze şehitlerimize rahmet, mücadele eden mücahitlere de Rabbimden kuvvet dilerim. İnsaf zindanda müebbet, zincire vurulu şefkat,
hangi zifiri emzirdi yürekleri, zif dolu kat kat, sardı alemi zulmet, yanmakta tüm kainat, kararan asumanda doğsun artık şemsi hakikat duasıyla selamlar diyor Çorlu'dan Hatice Kılınç hanımefendi. Ay ışığında Hatice Hanım'ın kendi yazdığı şiirlere de ses veriyoruz. Amin diyoruz efendim duasına, yürekten, gönülden. Merhaba Ahmet Bey, içimiz kan ağlıyor, tadımız tuzumuz kalmadı. Ne kadar şiir yasak azdır ama bir bizimle iş bitmiyor. Tüm Müslüman ülkeleri ayağa kalksın diyor Erdoğan Öner hocamız Gaziantep'ten. Kesinlikle Müslümanlar şu an zaten sadece İsrail'in etrafındaki İslam ülkeleri bir masada el ele verseler, güç birliği yapsalar zaten yani toplasan 10 milyonluk nüfusa sahip İsrail, dilediklerini yaparlar ama gel gör ki maalesef ayrılık tohumları efendim asırlarca ekilmiş. Şimdi o tohumları yok etmeye çalışıyoruz. O birliği yeniden sağlamaya çalışıyoruz ama Allah'ın izniyle o birliği sağlayacağız, güçleneceğiz ve bu zalimlerden, bu haydutlardan hesap soracağız. O günler yakın diye inanıyoruz. Bunun için efendim çalışıyoruz. Şimdi hemen sıradaki şiire geçelim. Zamanı da tasarruflu daha iyi kullanmak adına. Sizler efendim mesajlarınızı 0552 233 1022 numaralı WhatsApp iletişim hattımıza göndermeye devam edebilirsiniz. Erdoğan Öner hocamızın mesajını okuduk. Sırada da hafta içinde gönderdiği şiir vardı. Bak hele isimli şiir ve gündemi işlediği Filistin'i efendim yazdığı şiiri Vakari mahlasıyla şiirlerine yer veriyoruz. Erdoğan Öner hocamızın hemen ardından da bu şiirin ardından da Şadan Yeni Şafak'ın yine Filistin'i anlattığı bir şiire daha ses olacağız ve ardından da sizin için bir eser yayınlayacağız. O zaman şiirlerle baş başa bırakalım sizleri. Kudüs'ün üstüne bomba yağarken Müslümanım diyen susar, bak hele. Şafaktan gün değil, ölüm doğarken Filistin umudu keser, bak hele. Zalimler yıkıyor kasaba, köyü. Sebep olanların kurusun soyu. Beşikte uyuyan şehit yavruyu analar bağrına basar, bak hele. Kıyamet yaşasın, kapansın yolu. Dilerim Allah'tan kırılsın kolu. Kudüs'ün etrafı sürüngen dolu. Yılan gibi zehir kusar, bak hele. Filistin'i yalnız görür katiller. Birbirine emir verir katiller. Sizde yoktur şeref, gurur, katiller. Kapılara liste asar, bak hele. Mübarek Kudüs'te bombalar patlar. Sınırı neresi? Karışmış hatlar. Meydanı boş bulmuş, kudurmuş itler. Ölüm için mekan basar, bak hele. Ölenlere kimse bakmıyor diye, ebabiller gelip çökmüyor diye, hiç kimseler sahip çıkmıyor diye, Filistin sesin kısar, bak hele. Vakariyim insanlığa kızıyor, helak olacaklar Kur'an yazıyor, 4-5 katil son günlerde azıyor. Mazlum insanlara küser, bak hele. Mazlum insanlara küser, bak hele.
ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Duydun mu çığlıkları? Kulağın çınladı mı? Yüreğinde Filistin bir daha dert oldu mu? Çocuklar ağlaşıyor, anneler perperişan. Yıkılmış evler, parklar, tekbirle sürer yaşam. Seninle Sıddık gibi bir mağara misali, Gazze'de ümmetinin darda sıkışmış hali. Ebu Bekir'in nerede, nerede o güvercinler? Gazze semalarına ağ yapsa örümcekler. Ümmetin uyanıyor, sevdanla yanıyor. Semerkant'tan Mostar'a rengine boyanıyor. Senin kederlenmene dayanmaz yüreğimiz. Bu dava yarım kalmaz, soracak milletimiz. Müjdeler olsun Nebi, ülkemde bir telaş var. Her emrine amade, milletimde bir aşk var. Kalkıyor artık yiğit, o gün düştüğü yerden. Ceddine konak olmuş, milletin yüreğinden. O sancağın çıkıyor, çeyizler sandığından. Mehmetçik yola düşer, ismini andığın an. Bu millet vefalıdır, unutmaz asla aslını. Elbet hakim kılacak dünyaya tebliğini. Elbet hakim kılacak dünyaya tebliğini. Efendim, Çorlu'dan Hatice Kılınç hanımefendi Ömer Karaoğlu'nun Çağlara isimli eserini rica etmişti. Bu eseri Hatice Hanım için yayınlıyoruz, gönderiyoruz. Ömer Karaoğlu seven tüm dinleyicilerimize de armağan ediyoruz. Efendim sizler de 0552 233 1022 0552 233 1022 numaralı WhatsApp iletişim numaramıza yayında paylaşılmasını istediğiniz mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
canımız malımız feda. Resulüm ön dedim, anam babam sana feda. Gösterdiğin bu yola canımız malımız feda. Yeniden dirilmek için, müjdelere ermek için, adaleti kurmak için her şey Allah'a feda. Yeniden dirilmek için, müjdelere ermek için, adaleti kurmak için her şey Allah'a feda. Bedendeki bu canı satıverdik Allah'a, saf olduk Allah için, koyulduk bu yola. Birleşti ellerimiz, uzandı çağlara, uzandı çağlara, uzandı çağlara. Bedendeki bu canı satıverdik Allah'a, saf olduk Allah için, koyulduk bu yola. Birleşti ellerimiz, uzandı çağlara, uzandı çağlara, uzandı çağlara. Mirasımız talan oldu Filistin'in ortasında. Varisimiz nalan oldu Filistin'in ortasında. Her yanını düşman sardı, feryat figan arşa vardı. İşkenceler yürek yardı Filistin'in ortasında. Uyanmazsa şaşkın millet, günden güne artar illet. Bitmez olur barbar zillet Filistin'in ortasında. Haydut çökmüş mala mülke, ne ahlak var ne de ilke. Kan akıyor helke helke Filistin'in ortasında. Zulme doymaz hain köksüz, hem zorbadır hem de haksız. Bunca çocuk kaldı öksüz Filistin'in ortasında. Katillerin kalbi taşlı, seyrediyor alçak beşli. Natuva'nın gözü yaşlı Filistin'in ortasında. Filistin'in ortasında. Efendim, Hüseyin Genç Natuvan mahlasıyla şiirlerini kaleme alan kıymetli şair ağabeyimiz İstanbul'dan 21 Ekim tarihinde kaleme aldığı bu acının efendim şerha şerha yüreklerimizi dağladığı bir zamanda şiirini kaleme almış ve bize yollamış. Biz de yorumladık. Filistin'deki kardeşlerimize bir an önce kurtuluş diliyoruz efendim. Ve biliyorsunuz, malumunuz, Osmanlı ceddimiz orada yaklaşık 4 asır boyunca, 400 yıla yakın hüküm sürdü ve orası bir esenlik, bir huzur beldesiydi. Kudüs, Filistin civarı. Ne zaman ki İngilizler efendim bundan 75 yıl önce bölgeye geldiler ve maalesef Osmanlı orayı kaybetti. İngilizler orada hüküm sürmeye başladı. Peyderpey acı başladı. Ve bu acının efendim artık boyutları, şimdi sınırları aşıyor. Ve şu an bir soykırım yaşanıyor orada. Dilerseniz yaşanmış gerçek bir hadise var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gazeteci İlhan Bardakçı'nın anılarından bir alıntı. Kudüs'ün son nöbetçisi Iğdırlı Onbaşı Hasan efendim. Bunu paylaşırsak sizinle, Osmanlı'dan nasıl orası İngilizlerin eline geçmiş ve oradaki havayı, oradaki durumu çok efendim
acı bir şekilde bize anlatan bir anı, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın bu hikayesini efendim aktarmak istiyorum sizlere. Yıllar önceydi. Sene 1972. O zamanlar genç bir gazeteciydim. Türkiye'den bazı siyasiler ve iş adamlarıyla İsrail'e resmi ziyarette bulunuyorlardı. Biz de gelişmeleri izlemek için oradaydık. Ziyaretin dördüncü günü bize tarihi ve turistik yerleri gezdirmeye başladılar. Kafile olarak Mescid-i Aksa'ya vardık. Heyecanlanmıştım. Asırlık merdivenlerden yukarı çıkarken üstteki avluya 12 bin Şamdanlı avlu diyorlar. Yavuz Sultan Selim Han Kudüs'e gelince bu avluda 12 bin Şamdan mum yaktırmış. Koca Osmanlı ordusu yatsı namazını o mumların ışığında kılmış. Adı oradan geliyor. Avlunun kenarında biri dikkatimi çekti. 90 yaşlarında bir adam. Üzerinde kendinden daha yaşlı bir asker üniforması. Her yanı yama içinde. Hatta bazı yamaların bile tekrar yamanmış olduğu bir elbise. Asırlık ağaçların gövdesindeki halkalar misali yamaları yaşını göstermeye çalışıyordu sanki. Orada ayakta bekliyordu. Sırtına zorla yapıştırılmış gibi duran hafif kamburu da olmasa dimdik duracaktı. 2 metreye yakın boyu, yaşlıydı ama bir o kadar da vakur. Şaşırmıştım. Acaba bu adam bu sıcakta güneşin altına neden dikilip duruyor dedim içimden. Bizi gezdiren rehbere sordum. Ben kendimi bildim bileli her gün burada, buraya gelir, akşama kadar bekler. Ne kimseyi dinler ne de kimseyle konuşur. Sadece bekler dedi. Bu yaşta, bu sıcakta sebepsiz beklemeyeceğini biliyordum. Bembeyaz sakalının hafif titremesi rüzgardan mıydı, senelerin bedene yüklediği ağır yükten mi bilemedim. Kafasında eski bir kalpak, sanki kanatlanıp gidecek bir kumru misali bekliyordu. Konuşmakla konuşmamak arasında kararsız kaldım. Yanına yaklaştığımı fark etti ama kımıldamadı. Selamun aleyküm baba dedim. Başını biraz bana doğru çevirdi, durakladı ve çatallanmış titrek bir sesle aleyküm selam oğul dedi. Hayırdır baba, sen kimsin? Burada ne yapıyorsun dedim. Ben dedi titreyen bir sesle. Ben Osmanlı ordusu 20. kolordu 36. tabur 8. bölük 11. ağır makineli tüfek takımı komutanı Onbaşı Hasan'ım. Sesinde titreme kalmamıştı. Genç bir askerin tekmil vermesi gibi tekrarladı. Ben Iğdırlı Onbaşı Hasan'ım. Bizim bölük Cihan Harbi'nde Kanal cephesinden İngiliz'e saldırdı. Canım ordu kanalda yenildi. Artık geriye çekilmek elzemdi. Ecdat yadigarı topraklar bir bir elden gidiyordu. İngiliz sonra Kudüs'e dayandı. Şehri işgal etti. Biz de Kudüs'te artçı bölük olarak bırakıldık dedi. Osmanlılar İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde mübarek belde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakır. Eskiden bir kenti ele geçiren devlet asayiş görevi yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmazmış. Zaten İngilizler de Kudüs'ü işgal ettikleri zaman halk çok tepki göstermesin diye küçük bir Osmanlı birliğinin şehirde kalmasını istemişler. Sonra anlatmayı sürdürdü. Bizim artçı bölük 53 neferdi. Mütarekeden
Mondros ateşkesi sonrası ordunun terhis edildiği haberi geldi. Başımızda kolağımız yüzbaşı vardı. Aslanlarım, devletimiz müşkül vaziyettedir. Şanlı ordumuzu terhis ediyorlar. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Gitmem gerek. Gitmezsem mütareke emrini çiğnemiş, emre itaatsizlik etmiş olurum. İçinizden isteyen memleketine avdet edebilir. Ama beni dinlerseniz sizden tek isteğim var. Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün. Sonra halk Osmanlı'da gitti. Bundan sonra bizim halimiz nice olur demesin. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesini Osmanlı'da terk ederse gavura bayramdır. Siz İslam'ın şerefini, Osmanlı'nın şanını ayaklar altına aldırmayın dedi. Bölüğümüz Kudüs'te kaldı. Sonra upuzun yıllar bir anda bitiverdi. Bölükteki kardeşler teker teker Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Düşman değil de yıllar biçti, geçti bizi. Bir ben kaldım buralarda. Bir ben. Koca Kudüs'te bir onbaşı Hasan dedi. Alnından akan ter gözyaşlarına karışıyor. Kırış kırış olmuş yüzünde kendi yol bulup akıyordu. Konuşmaya devam etti. Sana bir emanet var oğul. Nice yıldır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Dedi. Elbette dedim. Sanki Türkiye'ye haber göndermek için birini bekliyordu. Anadolu'ya vardığında yolun Tokat sancağına düşerse Mescid-i Aksa'ya beni nöbetçi bırakıp burayı bana emanet eden kolağım Mustafa kumandanımın yanına git. Ellerinden benim için öp ve de ki Kudüs'ü bekleyen 11. makineli takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Nöbetini terk etmedi. Tekmeyli tamamdır. Hayır dualarınızı beklemektedir kumandanım de. Tamam dedim. Bir yandan gözyaşlarımı gizlemeye, öte yandan dediklerini not almaya çalışıyordum. Nasırlı ellerine sarıldım, sonra öptüm. Allah'a emanet ol baba dedim. Sağ olasın oğul. Bizim için dünya gözüyle o mübarek Anadolu'yu görmek mümkün değil. Var sen selam götür. Tanıdık tanımadık herkese dedi. Kafileye geri döndüm. Sanki bütün tarihimiz kitaplardan canlanmış da karşıma çıkmıştı. Rehbere durumu anlattım, inanamadı. Adresini verdim, bu askeri takip etmesini, bir şey olursa bana mutlaka haber etmesini istedim. Türkiye'ye gelince verdiğim sözü yerine getirmek için Tokat'a gittim. Askeri kayıtlardan kol ağası Mustafa Efendi'nin izini buldum. Vefat edeli yıllar olmuştu. Sözümü yerine getirememiştim. Ardından seneler birbirini kovaladı. 1982'de bir gün ajansa geldiğimde bir telgrafım olduğunu söylediler. Rehberden gelen bir tek cümle yazılıydı. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri bugün vefat etti. Ücretsiz şiirler, kuşlara ve yıldızlara.
düşmandır. Savaşta savaşta fark etmez karda kışta, Türk milleti ayakta, bütün dünya telaşta. Kahpeler sarmaş dolaş, Amerika en başta. Dikkatli olmalıyız, hem içeride hem dışta. Sakın bırakmayalım ipunu ucunu puşta. Destan yazıyor destan, Mehmetçik dağda taşta. Oy Mehmetçik dağda taşta. Diyor dünyanın dayısıyım dayısı, midemi bulandırdı Amerikan ayısı. Orta Doğu'da kan var, gözyaşı var, dram var. Yavurun lokmasında kul hakkı var, haram var. Siyonistin hedefi böl parçana karıştır. Zeytin dalı dostluktur, kardeşluktur, barıştır. Libya, Filistin, Irak, paramparça Suriye. Ne dost belli ne düşman, tek başına Türkiye, tek başına Türkiye. Başım Altaylardan Tuna'ya, çoktur benim soydaşım. İrakli, Suriyeli, hem komşum hem dindaşım. Kerkük'teki Türkmenler kardeşimdir kardeşim. Vatanımız, yurdumuz, çok yaşasın ordumuz. Kürt değil arkadaşlar, teröristtir derdumuz. Bu yolculuk sürecek en son durağa kadar. Afrin, Mumbiç, Kobani, Kuzey İrak'a kadar. Görsünler Mehmetçiğin gücünü, takatini. Gösterelim dünyaya Osmanlı tokadını, Osmanlı tokadını. Filistin'de zulüm var, Suriye'de ölüm var. Kendi halkını vuran Esad gibi zalim var. Bütün dünya birleşti, Suriye'ye yerleşti. Tanıyırık Esad'ı, babası da kalleşti. İftiralar, yalanlar, aynı telden çalanlar. Biter mi Siyonist'te projeler, planlar? Omuz omuza vermiş Türkiye düşman olanlar. Afrin'deki akrepler, Kandil'deki yılanlar, Kandil'deki yılanlar. Vara vara vardım ol Karataş'a. Hasret ettin beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Nice sultanları tahttan indirdi. Nicesinin gül benzini soldurdu. Nicelerin gelmez yola gönderdi. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacaoğlan der ki kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.
Evvel sen de yücelerden uçardın. Şimdi enginlere indin mi gönül? Derya, deniz, dağ, taş demez geçerdin. Karadan menzilin aldın mı gönül? Yiğitliğin elden gittiği yel gibi. Damağımda tadı kaldı bal gibi. Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi. Bozulmuş bağlara döndün mü gönül? Hasta oldun, yatağını istersin. Kadir Mevlam sağlığını göstersin. Cenneti âlâdan bir köşk dilersin. Boynunun farzını kıldın mı gönül? Karacaoğlan der ki söyle sözünü. Hakka teslim eyle kendi özünü. El içinde karalama yüzünü. Yolun doğrusunu buldun mu gönül? Ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Efendim, Karacaoğlan'ın Menzil ve Bir Ayrılık Bir Yoksulluk isimli iki güzel şiirini yorumlamaya çalıştık ve yine bestelenmiş halini de Bir Ayrılık Bir Ölüm Kubat yorumuyla size ulaştırdık ve devam ediyoruz kıymetli dostlar. Programın sonlarına yaklaşıyoruz artık. Efendim, Büyük Doğu Yayınları sahibi Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in kıymetli evladı Mehmet Kısakürek 21 Ekim'de rahmeti rahmana yürüdü malumunuz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Üstad Necip Fazıl Kısakürek 1960 yılında hapisteyken oğlu Mehmet'e yazdığı Zindandan Mehmet'e Mektup isimli şiiri var malumunuz. Bu şiiri bu vesileyle tüm Necip Fazıl Kısakürek şiiri seven ve isteyen dostlarımıza hediye etmek istiyoruz. Ve bu vesileyle de yine Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, duayla yad ediyoruz. Yani mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Zindandan Mehmet'e Mektup şiirini efendim size armağan etmiş oluyoruz. Ayşe, kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de
geri adam, boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği 3-5 karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat 5 dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yününde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını, zaman erisin. Köpük köpük, duman duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan azar. Yerinde mi acep ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu, emir. Garip pencerecik, küçük daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu. İplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koş. Karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Müzik.
galiba yalnızlık bana uzanmıyor ellerine ellerin dokunmuyor galiba yalnızlık bana uzanmıyor ellerine ellerin. Oysa senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Senden sonra susmuştu Bilal'in sesi. Ben hala avaz avaz bağırmaktayım. Ücretsiz şiirler. Kuşlara ve yıldızlara ücretsiz şiirler. Azığımız hicrandır, mirasımız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm mazlumlara nişandır. Ne gönüllerde sevinç, ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı. Ülkemden hatırama hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, kara filler geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar.
Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir lisan-ı kamil, mücella dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir has kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi. Zalimler için karar verildi. İnfaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. Ufka bir bak. İnkılaba az kaldı. İnkılaba az kaldı. Efendim, inkılaba az kaldı, buna inanıyoruz Allah'ın izniyle. Allah nurunu tamamlayacak, bunun sözünü vermiş. Bize düşen sorumluluğu, sorumlulukları yerine getirmek. Bugün Gazze için, yarın efendim Azerbaycan için, diğer gün Suriye için, dünyada nerede mazlum varsa biz mazlumun yanındayız. Hele ki bunlar din kardeşlerimiz ise üzerimizdeki sorumluluk çok daha fazla. Rabbim sorumluluklarımızı en güzel şekilde yerine getirebilmeyi nasip etsin. Efendim Nurullah Genç, uyan artık yiğidim o efsane şiirine ses olduk ve artık programın sonundayız. Arif Nihat Asya'nın Dua isimli şiiriyle huzurunuzdan ayrılacağız. Efendim hafta boyunca sizler yayında okunmasını istediğiniz şiirleri ya da paylaşılmasını istediğiniz mesajları bize ulaştırabiliyorsunuz. Bunun için Ahmet Akif Yılmaz yazdığınızda sosyal medyadan efendim YouTube kanalımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Programa dair duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi bize yollayabilirsiniz. Efendim son bir mesajı paylaşalım diyeceğim. Hatice Kılınç hanımefendi kaleme aldığı dizeleri bize yollamış ama artık programın sonundayız. Çorlu'ya gönül dolusu selamlarımızla birlikte Arif Nihat Asya'nın
Dua isimli şiirini göndermiş olalım efendim. Lütfen kabul buyurun. Efendim sürçelisan oluyor. Lütfen affola. Bir sonraki yayında tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. Efendim yayınımıza eşlik ettiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlk defa dinleyen dostlar için de hatırlatalım. Çarşamba akşamları saat 21.30'da başlıyor beraberliğimiz. Bunu da duyurmuş olalım efendim. Arif Nihat Asya'nın Dua isimli şiiriyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Akşamınız hayır olsun. Ömrümüzün kalan kısmı geçen kısmından hayırlı ve bereketli olsun. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bekliyorum.
gökten ateş yağar, fışkırır topraktan nallar, bana kıyametin gelmeden. O gün gökten ateş yağar, fışkırır topraktan nallar, bana kıyametin gelmeden. Birim firak, birim firak, birim firak bekliyor. Birim firak, birim firak, birim firak bekliyor. Yavrum neden uyumadın? Sende mi uyku tutmadın? Bu zehir kusan dünyada gelin filak bekliyorum. Yavrum neden uyumadın? Sende mi uyku tutmadın? Bu zehir kusan dünyada bekliyorum. İnfilak biziz galiba, elimi bırakma yavrum, işe bak oturmuş hala. İnfilak biziz galiba, elimi bırakma yavrum, işe bak oturmuş hala. Bir infilak, bir infilak, bir infilak bekliyorum. 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 Bir seçimle başlar her şey. İyi olanı seçebilirsen, geleceği doğru şekillendirebilirsin. Biz sağlam, güçlü ve mutlu bir gelecek için uygarlığın yapı taşı betona hayat vermeyi seçtik. Çünkü hayata dokunmak için varız. Özseç Beton. Doğru seçim.